Hasırma, sesli öykü, yazan Muzaffer İzgü, seslendiren Turgut Ezgütekin. Kokusunu duydum ilkin. Bir çarptı geçti ki burnuma, sanki beni çarptı o sarımsak kokusunun bambaşka bir tadı var. Ne sarımsaklı yoğurt öyle kokar, ne sarımsaklı güveç öyle kokar. Bu sarımsağın kokusu bambaşka. Öyle başka ki sarımsak şanına uygun en güzel kokuyu ancak ve ancak pastırmada bulmuştur. Pastırmadan gayrısındaki sarımsak kokusunun tadında iş yoktur. İş yok ki burnuma çarpmamış.'' Ben onca yoldan gelirken sucuk satan dükkanların önünden geçmedim mi? Sarımsaklı işkembe satılan dükkanların önünden geçmedim mi? Hiçbirinde sarımsak kokusu burnuma çarpmadı. Ama bu dükkanın önüne gelince yıktı geçti beni güzelim sarımsak kokusu. Kim bilir? Sarımsak kokusu pastırmanın üzerinde olmasaydı ben de yürüyüp gidecektim. Ama kokuyu duyduktan sonra zınk diye verdim. Öyle ya. Biliyorum, biliyorum. Geçen yıl bir kez ederine bakmıştım. İki cins pastırma vardı vitrinde. Birinin ederi şu, birinin ederi bu. Ama ikisinin de ederi benim keseme uygun değildi. Değil almak, peki bakması bile benim için sakıncalıydı. Bazen mideme gelip oturan şişkinlik için hastane doktoru midenin suyu fazla demişti. Şimdi ben alamayacağım şeye bakıyorum. Bakıyorum sonra da midemin suyu şar diye boşalıveriyor. Mide nereden bilsin cebin delik, bütçenin memur bütçesi olduğunu. Ama bugün, ama bugün. Yo, dayanamadım. Evet evet, bakması da parayla değil ya. Geçerim şöyle vitrinin karşısına, bir güzel bakarım pastırmalara. Hiç yani. Şu anda kaldırımda gözümü kapasam bulurum ben o dükkanı, o bitini. Öyle ki bir tazı benim gibi koku alamaz şu anda. Çünkü o denli burnum pastırmaya karşı uyarılmış. Belki de o anda burnumu tazılar gibi uzatmışımdır öne. Tavşanlar gibi oynatmışımdır burnumun üst yanını. Ve de şar. Biliyordum böyle olacağını. Mideme suların dolduğunu duyumsadım. Çünkü vitrinin önündeyim. Kaç parça pastırma öyle. Her biri kol gibi dizmişler üst üste. Nasıl da koyu çemenle sıvanmış üzerleri. İki tanesi de ikiye bölünmüş. Nasıl bölünmüş hem de? Yok efendim yok. Eskidenmiş ay parçası diye kızların yüzüne bakıp derlermiş. Geçmiş olsun o günler. Şimdi pastırma ay parçası. Evet, Allah sizi inanırsın. O ikiye bölünmüş pastırmalar ay parçası gibi görünüyor. Ne makine ne bir şey. Verecekler şimdi elime bir bıçak. İsterse kör kötürüm olsun razıyım. Ben o pastırmadan şöyle bir bir kuş gömü kuş gömü kese kese oh mis gibi pastırma havasını ciğerlerimde duya duya akşam için şöyle bir yemeklik hazırlarım ki.'' ederlerine bakamıyorum. Bakar bakmaz Vitri'nin önünden uzaklaşmam gerekli. Onun için en sona saklıyorum. Önce düşlerimi kuracağım, sonra ederine bakacağım. Ondan sonra da Vitri'nin önünden çekilip yerimi başka bir pastırma hayranına bırakacağım. Şimdi olmaz ya. Ben şu pastırmadan 250 gram alsam yani alabilsem. O zaman Nereden alırım? Nah, şuradan alırım. Şu ay parçası gibi olanın üzerindeki öteki ay parçasından. Çekir ve eder, gözüme gözüme sokulma. Şunun şuracınla daha pasırmayı nereden alacağımızı kestirmeye çalışıyoruz. Kestirdin mi? Evet, evet, kestirdim. Yo, öyle makineyle değil, bıçakla kestirdim ince ince kağıt gibi böyle tas tamam 250 gram. Gözüm satıcının elinde ve terazide. Ne ona hak geçsin ne de bana. Şöyle ibre tas tamam 250'nin üzerinde dursun. Namussuz eder. Gelir de gözüme çarparsın değil mi hain? İnsana düş bile kurdurtmayan eder. Elinde olsa seni alır, kıvırır, kıvırır. Yok yok Necati. Durma artık burada. Çekit bitirinin önünden. Öyle bir eder var ki üzerine düşünü bile kuramazsın. Midenin içi şar. Varsın olsun. Ne dedi doktor? Boş bırakma mideni. Şuradan bir simit alırsın. Olur biter. Ama benim canım pastırma istiyor. Hop hop. Kim o yahu? Kim o terbiyesiz? Sen kimsin ulan? Sen kim pastırma yemek kim? Kaçıncı derecedesin? Yan ödemen kaç lira? Yakacak zammın kaç lira? Hıyar kendine gel. Hem o pastırmalar senin için yapılmıyor ki. Şuna bak. Canı pastırma yemek istiyormuş. Oğlum ayağını yorganına göre uzatacaksın. Bak ne diyor büyüklerin? Şunun şuracında birkaç yıl daha kaldı. Sabret, sıkıntıya katlan. Ondan sonra öyle pastırmalar, sucuklar yiyeceksin ki. Ühü. Ama benim canım şimdi istiyor. Geri döndüm. Nasıl çekiyor beni sarımsak kokusu, pastırma görüntüsü. Hayır şu anda en kokulu leylak sarımsak gibi kokamaz. En güzel doğa parçası, en güzel manzara pastırma gibi olamaz. Bilmem hangi ressamın bilmem ne tablosuymuş. O tabloyu böyle tutup da yumurtalı yapıp, şöyle ekmeği koparıp, sarımsak kokusunu ciğerlerinde duya duya yağına bana biliyor musun? Öyleyse ne yapayım ben şimdi mavi yolculuğun en mavi köşesine? Benim canım pastırma istiyor. Al da ye olan Necati. Çüş, kendine gel oğlum kendine gel. Hadi çek git, boş ver. Viti'nin önünde yine. Ah canım ay parçaları. Şimdi giriversem içeriye. Yo yo, Viti'ni izledikten sonra değil. Şöyle Viti'nin başından ayrılıp, şöyle bir dönüp geri geldikten sonra dükkana hızlı hızlı girersin. Elinle şöyle gösterirsin. Olana varsa şu parçadan lütfen. 250 gram. 250 gram yeter mi? Bir baldız, üç çocuk, iki de biz etti altı. Adam başına 40 gram. Yetsin canım. Kavga olur belli ki evde. Çoluk çocuk birbirlerine girerler pastırmanın başında. Sen bandın, ben bandım, ben bammadım, sen yedim, ben yemedim. Babam büyüğünü kaptı, annem kocamanla ağzına attı. Ama olsun. Sen de o arada nasıl olsa iki lokma kaparsın. Şöyle ekmeği koparırsın. Kocaman bir lokma ama el kadar. Kapatırsın yumurtaların, pastırmaların üzerine. Bastırırsın oh sünger gibi yağ çeker Sonra ekmeği şöyle bir kıvırıp Sudaki balık gibi İsterse pastırmanın başında Kızılca kıyamet kopsun Sen atarsın koca lokmanı ağzına Başlarsın gözlerini kısıp Yavaş yavaş çiğnemeye Böyle hepsini birden yutmaz Yudum yudum yutarsın lokmalarını Yuttuktan sonra sahanda kapacağım bir lokma daha kalmışsa neyi, Kalmamışsa boş ver. İlk lokmanın tadı sana birkaç yıl yeter. Evet, gerçekten kaç yıl oldu sen pastırma yemeyeli? Unuttum, yıllardır. Çok bağlı değil mi arkadaş? Adamın biri yanında durdu ve gitti. Ama ne kadar durdu hiç ayırdığında değildin. Yalnız adamın pastırma edeni çok pahalı bulduğu söylediği zaman adama şöyle bir baktın ama adamı görmedin. Zaten çok kızdın o adama. Sanki kendisi pahalı olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. O da pahalı bir düş kuruyordu. 250 gramlık pastırma düşü. Bir memur. Hem de derecesi kaç, kademesi kaç. Hiçbir zaman pastırma düşü kurmaya hakkı olmamasına karşın pastırma düşü kuruyordu. İşte bir adam gelip bu düşü bozuyordu. Ulan pahalıysa pahalı sana ne? Biz nerede kalmıştık? Ha, evde kalmıştık. Şayet yumurtalı pastırma sahanından bir lokma daha kapabilirse. Aa, yumurtalı olması şart mı? Değil mi ya? Yumurtalı olmaz da fasulyeli olur. Allah! Kuru fasulyenin içinde 250 gram pastırma. Nasıl helmelenmiş fasulye, nasıl pişmiş pastırma, tel tel olmuş, fasulyenin içinde kadayıf gibi. Bir açıyor tencerenin kapağını Neriman, bir dağılıyor pastırmalı kuru fasulyenin kokusu odaya. Al işte, miden yine şar, iyice şar olsun, olsun. Yanında da Neriman'ın kendi el yaptığı lahana turşusundan. Eh, artık sen o zaman çocukların hırıltılarını dinle. Evet evet ne zaman evde iyi bir yemek, etli bir yemek olsa üçü de hırlayarak yiyorlardı. Ya ben? Ya ben nasıl derim? Şöyle suyundan bol koy Neriman derim. Bandım mıydı suyuna? Kaşığın ucuna aldım mıydı pastırma kokusu simiş fasulye tanelerini? Pastırma en sona. Önce kaşığın üstüne, sonra ekmek arasına. Pastırma özel yenmeli. Yoksa yumurtalısı mı? Karar ver Necati ya yumurtalısı ya fasulyelisi. Dur. Ne oldu? Dur canım. Bir de bunun kağıtta pişeni var. Kalın kağıda sararsın. Atarsın fırına. Ne fırını? Bizde fırın ne arar? Evet evet. En iyisi. En iyisi en iyisi yumurtalısı. Adam başı birer yumurta kırdım mıydı içine altı yumurta, 250 gram pastırma, içine yarım pakette yağ. Şşt, hey, dikkatli ol Necati. Biri sana bakıyor galiba. Elinle kolunla bir şeyler yiyor gibi yapıyorsun sen. Kendine gel. Vitrinin önündesin. Evde pastırma sahanının önünde değil. 200 gram azam. Adam başı tas tamam 33 gram. Harika. 50 gram eksik ama o 50 gram kaç lira? İşte eder orada hesapla. Ya bak. Sanki 200 gram diye pastırmalı fasulye olmaz mı? Ay yine şaşırdım. Oğlum yumurtalı mı fasulyeli mi? Ah canım yumurtalısını istiyorum ama ben fasulye olunca yemeğin çoğalacağını anlıyorum anlıyorum. Oğlum Necati ayda yılda. Ne ayda yıldası, on yılda, on beş yılda bir aldığın pastırmayla canın ne istiyorsa onu yap, ye. Canın yumurtalı istiyor, yumurtalı yap. Hadi Necati, artık hiç düşünme. Dil içeri. Çek şuradan 200 gram pastırma. De. Yo, öyle şöyle bir dolanıp falan gelme. Sonra cayarsın. Uzun hesaplara dalarsın. Sonra hadi boş ver dersin. Onun için hemen gir şimdi içeriye. Çektir 200 gram pastırmanı, tut evin yolunu. Bir dakika, 150 gram alsana. Ne olacak yani? Sen zaten bunu doyum tokum yemiyorsun ki. Tadımlık. O zaman 150 gram yeter. Adam başına 25 gram düşer. Eh, birer dilim. Yeter de artar bile. 50 gram daha eksik aldığın için hesapla. Evet evet. Gözün aydın Necati. Sen bunu bugün yiyebileceksin. Afiyet olsun. 150 gram olunca acaba istediğin yerden kesecek mi? Yoksa sana yağ dolduracak mı pastırma niyetine? Yo, o zaman almam. Benim param kıymetli arkadaş. Belki sen ayırdın da değilsin ama ben tas tamam 15 dakikadır şu vitrinin önünde ne hesaplar, ne kitaplar, ne düşler. Elin adamı 40 milyonluk arabayı 300 milyonluk daireyi alırken böyle düşünmez ama ben düşünürüm. Ben kaçıncı dereceyim biliyor musunuz? Yok beyim yok. O koltuğunun altına koyduğun derece değil. Bu derece başka derece. Aa, girdim, girdim, girmişim. Dükkanın içindeyim. Satıcı başka birisine pastırma kıyıyor. Şimdi sıra sana gelecek Necati. Çabuk kararını ver. Şunu 100 gram alsan ne olacak? Adam başına buçuk gram. Nasıl olsa yarım şar dilim düşer. Bu tadılmık değil mi canım? Tadılmık da olsa kendi yerinde maşallah ay parçası kokusu yerinde. Ah gerçekten ay parçası. <laughs> bir pastırma yakından bu denli güzel olur mu? Hani insanın hemen Türkiye'yi söylemesi geliyor. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Bu ne güzel koku. Gül bahçesinde miyim yoksa pastırma bahçesinde miyim? İnsanın içinde, şey pardon midesinde ancak bu denli güzel duygular yeşerebilir. Buyurun. Ah, bana deniyor. Yüz gram lütfen ş ş ş şundan olsun. Ay parçasının kardeşinden adam onu eline aldı. Doğruyor. İşte bir dilim karımın. İşte ikinci dilim Suna'nın. Üçüncü dilim Sadığın. Dördüncü dilim Aycanın. Beşinci dilim Baldızımın. Altıncı dilim de benim. Aa! Yedinci dilim. Yedincisi de var. Cabası gibi. Fazlası gibi. Biliyorum. Bu yedinci dilim Sunan'ın olacak. Çünkü evin en küçüğü. Afiyet olsun Sunama. Buyurun efendim. Parayı kasaya lütfen. Elimi cebime attım. Cüzdan, pastırma, kasa, dükkan döndü, kasa döndü, adam döndü, ben döndüm, vitrin döndü, sokak döndü. Her yanımdan sarımsaklı terler boşandı, o kocaman pastırma kalıpları kütük oldu. Kafama indi küt küt boldum morardım bağırdım. Sanki yıllardır biriktirmişim gibi bağırtımı. Cüzdanım! Cüzdanımı çalmışlar! Fırladım sokağa. Kaldırım boyunca koşmaya başladım. O adamı arıyordum. Düşlerden beni uyandıran. Çok bağlı değil mi arkadaş? Diyen adamı. O çekip götürmüştü mutlaka ağızlarını yoksa o da başka bir bitinin önünde mi düş kurmuştu <laughs>